Özellikle İstanbul ve Ankara'da kimin kazandığı net değil. Yine bugün, dün olduğu gibi bugün de sayılar havada uçuştu. Sayıları bildiğini iddia edenler bile hiçbir şey bilmiyor. Herkesin kafası gerçekten çok karışık. İstanbul'la başlayalım söze fazla uzatmadan. İstanbul'da seçim yarışını kim kazandı? Günlerdir bu soru yanıtını bulamadı. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'la Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış seçim gününden sonra da devam etti. Karşılıklı açıklamalar ve mazbata polemiği tüm hızıyla sürüyor. Öyle ki Binali Yıldırım dün akşam Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmıştı ve mealen bana ne ben mazbatamı isterim diyordu. Binali Yıldırım da İmamoğlu'na manidar bir şekilde yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız hallolacak merak etme dedi. Ve tüm bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da kurmaylarıyla çok kritik bir toplantı yaptı. Mazbata kime verilirse başkan odur. Ben şimdi soruyorum Sayın İmamoğlu elinde mazbatam var mı? Mazbatamızı talep ediyoruz. Seçimin sahibi ne Sayın Ekrem İmamoğlu'dur ne de Binali Yıldırım'dır. Seçimin sahibi ve karar vericisi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Tarafların mazbata tartışmaları devam ederken YSK Başkanı süreç devam ediyor dedi. Açıklama yapacak bir konu yok, süreç devam ediyor. Seçim bitti, sayım bitmedi. İstanbul'u kimin kazandığı netleşmedi. Herkesin gözü kulağı İstanbul'da seçim yarışı devam ederken Cumhurbaşkanı'ndan da kritik bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kurmayları ve Binali Yıldırım'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde seçim değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İstanbul'un 18 ilçesinde oy sayımı yeniden başlatılmıştı. Kıyasıya mücadele devam ederken Binali Yıldırım kameralar karşısına geçti. Ha yarın iş bitti, mazbatasını aldı. İlk önce tebrik edecek olan benim. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı, aynı tutumu da kendisinden beklemek hakkımdır. Yıldırım, ben mazbatamı istiyorum diyen İmamoğlu'na sert çıktı. İmamoğlu'nun cevabı gecikmedi. İmamoğlu'nun aceleci tavrı karşısında en çok o şaşkındı. Yıldırım, o bildik, esprili üslubuyla İmamoğlu'nun tavrını eleştirdi. Sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na sabırlı ol mesajı verdi. Daha işin başındayız ya. Ya hayretle izliyoruz. Sabret, yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Sonra ortaya her şey çıkacak. Ne bu telaş? Süreci bu sözlerle özetledi. Yatacağız, kalkacağız, sonuç ortaya çıkacak dedi. İkili arasındaki mazbata düellosu devam etti. Dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Bak açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Türk halkının sinirlerini sakın bozmayın. Ya benim sayemde millet gülüyor şu anda herhalde farkında değiller ya. Ülkemiz üzerinde burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider, tek yumruk olarak dururuz. Biz kimsenin sinirini bozmayız, sinirini bozan unsurlarla mücadele ederiz. Sokağı hareketlendireceğiz, iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun ve sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin. Tabii ki bu süreç uzamasını istemiyoruz. Hukuka ve anayasaya inanıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatayı vermesini bekleyeceksin. Bundan başka yapacak bir şey yok. Ve bugün saat 5'te ilçe seçim kurullarının sayımı sona erdi. Sonuçlara ilişkin ilk açıklama AK Parti cephesinden geldi. 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11.109'dur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına göre iki isim arasındaki fark hızla eridi.